İyi günler sevgili seyirciler. Haber Aksi'nin engelsiziniz programından hepinize merhabalar. Bu hafta benim çok özel konuklarım var her hafta olduğu gibi. Ama bunlar benim başucu insanlarım. Gerçekten artık aileden diye hesap ediyorum, söylüyorum onları. Benim için çünkü bir kardeşten farkları yok. Kalabalık bir grup ama hepsi birbirinden güzel insanlar. Şahsına münhasıran, çok farklı özellikleri olan insanlar. İcra ettikleri sanat, meslek diyelim. Onu zaten en iyi şekilde yapıyorlar. O orasına ben karışamam zaten. Ben gidip geldiğim için halimden memnunum. Saçımı, sakalımı, her şeyimi onlara yaptırıyorum. Perşembe günü onlara gidiyorum. Cuma günü de burada programa geliyorum. Yalnız bu arkadaşlarımın, bu güzel insanların bir örnekleri, bir farklılıkları daha var ki o da engelliler konusunda, ne bileyim işte ihtiyacı olan insanlar, herhangi bir şeye ihtiyacı olan insanlar konusunda farkındalıkları. Mesela 3 dükkan değiştirdiler. 3'ünün önünde de belki gidip gelen tek engelli bendim ama kırmızı halılı bir rampam var. Onun dışında daha sonra bunlar çıtayı o kadar çok yükselttiler ki gerçi aralarında insanlar var. Hastaneden falan bir ihtiyaç olduğu zaman, yaşlı veya bakımı evinde olduğu zaman koşa koşa gönülden giden insanlar. Yani bir telefon edersiniz en fazla bir saat gecikir, o da elinde iş vardır. Yani onlar gerçekten sadece bu konuda da değil, ben onlara birçok konuda isteklerde bulundum. Belki benlerden sıkılmışlardı, çok farklı isteklerim oldu. Ama hiçbir isteğime, çok samimiyetimle söylüyorum, yüzleri burada diye değil, her zaman her yerde söylerim. Yani marangoz istedim mesela, bulabilir miyiz? Marangozu hemen bir saatte benim evime gönderdiler, çok iyi, güçlü. Valla biz bir zamanlar, hatırlayanlar olur, takip edilen izlenler. Bir kuş istedim Barış için, dün de Barış günüydü. Sabah istedim, akşam sağ olsun bir diğer arkadaş elime iki tane güzel bir kuş getirdi, güvercin. Değil mi? Bembeyaz güvercinler getirdi, uçurduk onları. Daha doğrusu yani neye ihtiyacım olursa arıyorum. Çünkü berberler diye şimdi meslekleri de berber olmak, yani erkek kuaförü. Ama işte bunlar bizim kişisel ihtiyaçlarımız var, kişisel bakım var. Biz de bunlar olmak zorundayız. Sadece kendinize, sizlere, diğer insanlara kendinizi güzel göstermek açısından değil, kendimiz için. Tabii bunun yağmuru var, karı var, kışı var. Evden çıkamıyorsun ama bu güzelim insanlar, ben bir telefon ediyorum, sağ olsunlar bir şekilde bana ulaşıyorlar. Hiç sormuyorlar neden, niye, niçin, bu karda, kışta ne yapacaksın, belki özel bir işin vardır. Onlar onun zaten artık kompetanı olmuşlar, alışkanlığı olmuşlar ve işin güzel tarafı, biz artık öyle bir duruma geldik ki güzel şeyler yapan insanlara şaşırıyoruz. Halbuki onlar insanlık faydasında, insanlık hamurunda insanlık olan çok güzel insanlar. Yani hiç yani beni diğer kişilerden farklı gördüklerini ben şu ana kadar görmedim. Ne zaman dükkanlarına gitsem yani ben buraya geldim ya diyorum, iyiyim diyorum. Benim için çok özel yer. Kendimi orada mutlu da hissediyorum onların yanında, onların o güler yüzleri. Tabii şu an yanımızda olmayan Ferhat ve Samet'e de Ferhat gibi benim kahrımı çok çekmiştir karlı buzlu havalarda. Onlara da selamlarımı gönderiyorum. Bugün benim konuklarım işte dediğim gibi berber, artık kuaför de denilebilir ama o daha çok bayanlara hitap eden bir şey oluyor. Ama berber, erkek berberi Murat Keleş, kuaför Murat diyelim, öyle bir dükkanda çalışıyorlar. Hakan Uzun ve Sadat Ayvaz. Tabii siz de burada bir şeye dikkat çekeceksiniz. Ben söylemeyeceğim. Eğer anlayabilirseniz ne ala. Onlar o farkındalık konusundaki çıtayı o kadar çok yükselttiler ki ben artık söylememe gerek yok. Örnek olmalarını istiyorum tüm esnaflara. Sadece berberlik değil, esnaflık ve insanlık konusunda burada çok özel 3 tane konuğum var. Ben sözü de fazla uzatmak istemiyorum. O kadar çok konuşacak şey var ki onlarla. Çünkü hepsinin farklı farklı ilgi alanları da var. Onlardan da bahsetmek isterim. Sadece şu an için direkt olarak onlara dönmek istiyorum. Ve sizlerin de onları tanıması ve esnaflarınızdan, yani etrafınızdaki kişilerden, esnaf olanlardan, bunları, bu beklentileri lüks değil, bunlar ihtiyaç diye düşünmenizi isterim. Ama bir şey daha söylemek istiyorum. Kişisel bakım. Kişisel bakım herkes için geçerli. Herkes ne kadar istiyorsa, engelliler de o kadar istiyor. Çok fazla bir şey değil. Kişisel bakımın ne olduğunu artık yani ne bileyim, el vücut bakımı, vücut saç bakımı, ağız diş bakımı gibi şeylere giriyor. Bunların içerisinde de tabii erkekler için berberler, bayanlar için kuaförler var. Beni engelli ve engelli yakınları çok iyi anlayacaklardır ama amacım olmayanlara bu örnek işleri tanıtmak. Onlara örnek olmalarını diliyorum. Başka da bir şey değil ve konuklarıma dönüyorum. Hoş geldiniz. Benim başucu insanlarım.
Sevgili Murat, sevgili Sedat, sevgili Hakan. Şu an dükkanda herhalde Ferhat var. Ferhat Samet'le birlikte. Evet. Bekliyorlar. Sizler buradasınız. Bana vakit ayırdığınız için teşekkür ederim. Çünkü sizin için vakit çok önemli. Şu an belki birkaç tane müşteri karşılayacaksınız. Artık sayacağız taksimetre kaç yazıyorsa. Onu bir şekilde hasredeceğiz yani. İlk önce ben sizden bir şey rica edeceğim. Mesleğiniz berberlik. Sedat sizinle birlikte çırak olarak çalışıyor. Evet. Sizin yanınızda gayet mutlu bir şekilde onu da görüyoruz. Evet. İlk başta belki Murat sen söylemek istersin, konuya sen başlamak istersin. Berberlik. Ne zaman başladı, nasıl gitti? Öncelikle Aks TV'ye değerli personeline teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Sonra değerli Mete Kahraman'a teşekkür ederim. Bizi konuk ettiği için teşekkürlerimizi sunuyoruz. Berberlik yani çok eski mesleklerden biri. Tabii. Abi. Yani dünyanın en eski mesleklerinden biri. Evet, insanların var olduğundan beri ihtiyaç duyduğu, yani olması gereken, aslında bir lüks değil, ihtiyaç. Tabii. Olduğu için çok eski bir meslek, ta atalarımıza. Yani çeşitli şekillerde yapılmış. Mesela bugün dükkanlarda yapılıyor, çok enteresan. Eskilere döndüğümüzde, çarşılarda, pazarlarda, ağaç altında yapılan hala ben İran'da, Irak'ta bazı belgesellerde görüyorum adam. Dükkanı geliyor ağacın altında, yağmur yağdım şemsiyeyi açıyor böyle. Yani böyle eski bir meslek. Bu çarşılarda, pazarlarda dahi haftanın belirli günlerinde icra edilmiş bir meslek. Çok güzel bir meslek. Küçüklükten yani, başlarsa daha iyi olur değil mi? El yeteneği açısından falan. Yani neydi? Size, yani küçük yaşta başlaması. Tabii ki. Yani bu... Değil mi? Tabii. Yani daha bu şey önemli. Değil. Ama siz ikiniz de mesela en çok yaşta başladığınızı biliyorum ben. Bayağı tabii da. Ben 11 yaşından beri. Bu işin içerisindeyim. Tabii. Kendim Derebaçe Mahallesi'nde şu an dükkan var biliyorsunuz abi. Orada ikamet ediyorsun. Orada ikamet ediyorum. 3 tane çocuğum var. 2 oğlum var, 1 kızım var. Onlar ayrı bir program zaten. Onlar, bilhassa Ünal. Onlar benim için yani, dünyadaki çok şeyden daha kıymetli. Tabii ki. Yani ama ben olaya öyle bakmıyorum. Yani bir eşim var. Evet. Mutluyum. 3 tane çocuğum var. Allah bana istediğim çoğu şeyi verdi. Berberlik olarak, dükkan olarak geldiğinde özden kendim yani erkek olarak bir erkek kardeşim var, 2 tane bayan var. Evet. Ama dükkandakilerin sayısıyla bu 4-5 olarak görüyorum. Tabii. Yani sonuçta onları da bir kardeşim olarak görüyorum. Yani berberlik şey bir meslek, sevdiğimiz, beğendiğimiz bir meslek. Ama incelikleri olan aslında zor bir meslek. İncelikleri ve zorlukları var. Herkesin ama... Herkesin farklı istekleri var. Siz tabii olayı artık benimsemişsiniz. İncelerini düşünürsen çok tabii ki. Değil mi? Tabii incelerini düşünürsen... Bir de şöyle bir şey var. Daha zorluk var. Evet. İnsan diyor ya, bir işi severek yaparsa... Evet. Yani tıraş etmeyi bir eziyet olarak görürsen... Para altından olarak görürsen... Onun altından kalkamazsın. Artı ona şey de olamazsın yani... Ona yoğunlaşamazsın. Adapte olamazsın. Tabii adapte olamazsın. Yani sonuçta severek yapacaksın. Evet. İnsanla uğraşmayı, saçla sakalla uğraşmayı seveceksin. Tabii. Yani insanı bir para olarak değil de Samet'i seviyorum. Ondan ne çıkarabilirim? Adam geldiğinde nasıldı? Hizmet edebilirim. Giderken nasıl? Yani aradaki bu farkı görebilirim. Evet. Yani bu arada bizim Berberler Odası Başkanımıza da Zabit Plan'a da selamlarımızı iletelim. Evet. Yani o berberlik şu anda Samsun'da güzel yani kanunuyla, nizamıyla. İşte pazar çok günleri istirahatiyle yani bu Berberler Odası'nın yaptığı çoğu ilde mesela aşılamamış bir olay. Halen de aşılamamış. Bizim başkanımız bunu açtı. Pazar günleri gayet herkes uygun bir şekilde buna uyuyor. Evet. Yani bu disiplini sağlamak da zor Mete abi. Eskiden yani, pazar günü dükkan açanlar da vardı değil mi? Tabii komple açıktı. Hepimiz açıktık. Sonra dinlenmeye vaktiniz yoktu. Sonra şöyle bir sıkıntı oluyordu. Biz kapatsak başkası açıyordu. Tabii. Ama bizim başkanımız buna, zabit plan buna müsaade etmedi. Evet. Yani bu konuda gerçekten dik durdu. Bir disiplin olması gerekiyor. Disiplinli de bir insan zaten. Tanır mısınız bilmiyorum beni tam olarak. Yani diyeceklerim bunlar yani. Evet. Bu iş güzel, meşakkatli ama güzel. Evet. Hakan sen neler söylüyorsun bu duruma? Sen ne zaman başladın mesela berberliğe? Kaç sene oldu? Mete abicim teşekkür ediyorum yayınınıza. Güzeldi. Yani ben 92'de ilkokulu terk ettim. Hı hı. Kuaförlüğe girdim. Evet. 92'de. 92'den bu yana bu mesleğimizi yapıyoruz. 92'de ben de üniversiteye girdim.
Benim elimde bir şey kalmadı. Bak senin elinde altın bilezik var. Çok şükür. Çok, çok şükür. Okulu bitirdik. Zor şartlarla bu zamana vallahi kadar geldik. 2004'te Murat arkadaşımızın yanına geldik. Evet. Orada senden tanıştık işte o yıllarda. Evet. 2004'lerde. O kapı önlerinde, dükkanın önünde tıraş olduk. Tıraş ettim seni. Yani ama o zaman gibi dükkan ufaktı. O zaman ufaktı, ufak dükkandı. Üç koltukluydu. Sonra daha iyi bir yere geçtiniz. Tabii. Oranın bereketi de daha farklıydı gene. Evet, evet. O zamanki yılların. Ama her şey değişti. Sizin müşterileriniz artarak değişmedi. Siz gerçekten o konuda. Şu an bir de bizim oturduğumuz yer, bilmiyorum bilenler, Samsunlular bilir. Artık kocaman bir siteler, nüfus arttı. Yani şu an herhalde iki berber daha açıldı o zaman. O da bu sene oldu. Tabii. Bu seneye kadar hiçbir ihtiyaç görülmemişti. Onlar da bir istikrar sağlamak zorunda. Allah onların da işlerini güçlendirir. Tabii ki bir yoğunluk oldu. Tabii bir yoğunluk da var şimdi. Tabii zaten ki sitelerden. Bizim yanımızdan. Tabii işte ona da selamlarımızı gönderelim. Ona da selamlarımızı gönderelim. Hepsine selamlarımızı gönderelim. Hepsine. Sizi tanımadığımız yok ki. Bir de şey var mesela 56'larda Ali var. 56'larda Ali benim... Değil mi? Çok enteresan bir olay. Ali de benim çırağım zamanında. Ben kalfaydım. Söyledim, çırak olarak söyledim. Yanımıza gelmişti. O da şimdi usta oldu. O şimdi patron. O da patron. Usta. O da usta. Yaş olarak da benden büyüktür. Patronu bizim alt komşuydu da biliyorsun. Şimdi kendisi. Evet. Şimdi kendisi geçti başına. Çok değerli bir arkadaşımdır. O da çok kesinlikle severim. 92'de de zaten ben bu mesleğe başladığımda Kılıç Dede Mahallesi. Aynı bu arka mahalle. Tam buralarda verdik değil mi? Tekel. Hı-hı. Tekel'in önündeydi o zaman. O yıllarda. Orada şeye geçtik. Derebahçe. Eski sanayi bölgesine. Sanayi. He. Sanayi. 5-6 senem orada geçti. Sen bayağı bir yer dolaştın yani. Ben 3 yer dolaştım. Evet. 3 yer. Oradan şeye geçtik. Murat arkadaşımızın yanına geçtik işte. Evet. 2004'te. Ama şimdi sabit bir yerde. Mutlu mesut. Şimdi sabit bir yerde. Allah mutlu bir şekilde gideriz. Sağ ol. Sizde çıraklarda çok değişiklik oluyor. Bilhassa ben Samet değişik meslek gruplarına dadanıyor geliyor. Pompacılık en son. Ondan sonra Çerkezköy'e gideceğim dedi. Adamla uzun uzun konuştuk. Ben dedim burada kalır dedim. Ferhat desen zaten Ferhat yani öyle yani o çocuk oradan nasıl çıktı ben onu anlamıyorum. Öyle tertemiz kardeşin. Özel bir şey yok. İçkisi, sigarası. Yok, bir arabaya bakımı var sağ olsun. Yok. Bir de çocuğu yani... var gururla uğraşsın. benim de gerçekten Ferhat çok ağrımı çekti ya. Vallahi o çocuk yani ona buradan selamlarımı gönderiyorum. Çok teşekkür ediyorum ailesine, eşine, oğluna falan yani. Yani o olsun ben olsun ve dükkanda sen, mesela sen çok... Sen ayrı hiç... ben sana dur ayrı bir parantez açacağım burada yazılı. Sen Ferhat şahsına münasıran özelsin öyle dur iki kelimeyi geçmeyelim. Teşekkür ederim. Ferhat'ın da altyazısı çok güzel Mete abi. Mesela ben 17 yıl oldu buraya açalım. Evet. Yani mahalleye kendim dükkan açalı 17 yıl oldu. Bundan önce sadece çok kısa dönem, 4 ay gibi bir yerde çalıştım. Ondan sonra Ali diye bahsettiğimiz arkadaşın ustası, rahmetli anıyorum. Allah mekanı cennet etsin, toprağı bol olsun. Yaşar Özbek. Oğlu da çok eski. Oğlu da İlhan Özbek. İlhan abi işte benim alt komşumdu. Allah'a şükür o zamanlar bir sıkıntım yoktu. Evet. Adam üst kata çıkıyordu, iki tıraş ediyordu, gidiyordu. Evet. İlhan abi de ama çok değerli bir insandır. O 56'larda gittik taşındıkları zaman bile orada telefon ettiğinde geliyordu. Sonra tabii sizinle tanıştık. Onlar da geliyordu. Onlar da. Benim ilk ve tek yerim orası. Evet. Benim ustam İlhan abidir. Hı. Rahmetli Yaşar abimizdir. Allah mekanını cennet etsin. Amin. Ondan sonra açtım. Ferhat'ın da ustası yok. Ferhat benim kardeşim. Evet. İlkokula giderken gelirdi ilkokuldan çıktığında çantayı bırakır gelirdi. Senin yanına gelirdi. Yerleri süpürürdü, tezgahları da silerdi. Evet. Derken yani ustalığı, çıraklığı ve kalfalığı hepsi orada geçti. Evet. Ama Ferhat da çok hayret ettiğim bir şey var. Gerçekten bunu her yerde de derim. Evet. Mete abi bunun bir ustası yok. Ben yani eğer ustası varsa bu benim. Evet. Hakan veya işte yanımızda dönem dönem çalışmış insanlar. Evet. Ama bugün baktığında onda ayrı bir el yeteneği var. O açtı yani mesela bugün saça Atatürk'ün imzasını atabiliyor. Evet. İşte şu benim kolumdaki şeyi onda mesela istediği kişinin kafasına atıyor. Şurada kahraman Mustafa Kemal Atatürk. Evet. Bu aynısı gibi. Mesela Kemal Atatürk işte evet. Puma'nın şeyi olsun yani değişik. Nike'ın logosu olsun. Nike'ın logosu olsun. Çocuklar ondan tıraş olmaktan çok mutlu oluyor. Çok mutlular abi. Ama şunu diyeyim sana Mete abi bak bu tıraşla alakalı bir şey değil. 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 Bana onu yapabilir misin desen? O sabır ve sıcak kanlılığıyla yani, alakalı. Yaptığı yani, kişi resmini, tabii. Kendi resmini kafasına çizebiliyor yani. Değil mi? Yetenek. Tabii. Yetenek. Ayrı bir yetenek. Evet.
Ama seninki de ayrı bir yetenek. Belki Murat'ın haberi yok. Kafayı gördün mü? Kafayı gördün mü tıraş edebiliyorsun. Vücudun geri kalan kısmı tabii önemli ki değil. Ben tabii duyduğuma ki göre en son mesela neydi? Birisi şeyden yan taraftan herhalde. Evet. Siteden birisi, çalışanlardan birisiymiş galiba. Evet. Neydi? Ayhan, apartman sorumlusu. Evet, adamın acelesi varmış herhalde. Sadece kafasını uzatmış. Sen de dükkanı mı ne kapatıyormuşsun da? 5 dakikada halletmişsin arkadaşım. İndirmişsin. Bedeni sitenin içinde. Beden önemli değil. Kafası dışarı. Yani var ya. Sana başka hiçbir şey demiyorum. Yani gerçekten. Gerçi senin daha çok özelliğin var. Yani gerçekten sen şu an gidiyorsun sabahleyin dükkanına. Seni görüyorum ben sabah erken kalktığım için. Elinde böyle neyse bir şey var. O yürüyerek kafan önde gidiyorsun. Akşam bir bakıyorum. Dükkanı kapatmışsın. İşte böyle bir dünya içerisinde. Pazar günde çocuklarınla. O bıcırık bir kızın vardı senin. O da büyümüştür evet şimdi. Değil mi? Allah evet, başlasın. Çok şükür. İki tane. Yani, evet. Bir kız, bir erkek. Onlarla ilgileniyorsun. Onlarla inşallah. Her zaman sana söylüyorum. Çünkü onların sana olan sevgisi, baba sevgisi başka bir şey. Çünkü bir hafta görmüyorlar seni. Evet, sen bir kere sen demiştin, seni tanımadan geçmiş yanından, ağlayacaktım sinirimden ya. Vallahi yani. Kim yanına geçti? Çocuk senin yani seni tanımaması falan öyle bir espri olmuştu neredeyse, da. Neredeyse hiç tanımayacak beni. Vallahi yani onun için işini severek yaptın da zaten buradan belli oluyor. Dükkandan pek çıkınca kendinizi soğukta falan hissediyorsunuzdur değil mi? Evet. Ferhat'ı söyledik. Hakan'ın da çok hakkı var. Mesela tabii. Biz Hakan'la çalıştığımız yıllardan beri ben gıyabın da arkasından da konuşuyorum. Sizlerin huzurunda da tabii teyit edeyim. Mesela Hakan da mesela çok güzel işine sahip çıkan. Yani işini gerçekten severek dükkana sahip çıkmasıyla. Çok disiplinli yaptığını herkes görüyor. Kıyafeti şuyu buyu. Yani, Hakan şahsına münasıran. Evet. Yani nesli tükenen artık yani bu gerçekten öyle. Korumaya alınması gereken özel insanlardan biridir. Gerçekten ben bunu her şekilde söylerim. Mesela Hakan'ın mesela bir ses tonu var. Bugün mesela ne bileyim işte televizyonlarda mafya falan var da bir herifler para almaya çalışıyorlar. Hakkı ben de diyorum ki Hakkı sadece telefon etsin ya. Estağfurullah. Sadece telefon etsin şu ses tonuyla, şu dublaj yeteneği olan bir çocuk. Vallahi bak. Evet ya. Olabilir. Yani sadece telefon etsin, parayı buraya getir. Eğer adam ertesi gün getirmezse ben de adam değilim diyorum. Keşfedilmemiş bir yetenek. Vallahi keşfedilmemiş ama Hakkı'nı görse intihar edecek yani. Sen mi beni çağırdın diye. Hani ben bu adamım. Evet ya bu sen bir telefondaki sen miydin diye. Yani gerçekten Hakan'ın yani bir de Hakan'ın hastaneye falan gidip de yaşlı ve bakıma muhtaç olan insanlara oradaki zor durumlara tabii o hizmeti de yapıyoruz Allah'a. Abi biz onları şey olarak yani, görmüyoruz. Gönül işi bu. Yok abi bak şöyle diyeyim. Onun bir ederi de yok ben size söyleyeyim. Biz onları yani bir para olarak ya da biz onları biliyorum bir nasıl diyeyim mesela ben bir hastaya gittim tıraş ettim. Evet. Yani ne büyük iş yaptım gibi değil. Yani veya bir hastaya gittim tıraş ettim diyen biri benim için çok önemli biri değil. Çünkü norm çok doğal olan bir şey yapmış. Yani siz şaşırılacak işte, ya da bunda sizin farkınız özelliğiniz bu. Ben öyle görüyorum. Ben sizi bunun için seviyorum. Yani ben ne bileyim yani biz de ben sizin dükkana abi geldiğim zaman gerçekten kendimi sanki böyle evime gelmişim. İşte beni anlayan güzel insanlar arasında oturuyoruz, sohbet zaten ediyoruz. Zaten biz bir aileyiz abi. Öyle yani onun için çok teşekkür ediyorum. Mesela geliyoruz Sedat'a mesela siz farkındalık peşinde ya rampa yaparlar mı yaptınız? Hatta bir ara sen onun da çok teşekkür ediyorum ya. Hani o ikinci büyük dükkanda şu otomatik kapı yapmıştın. Evet. Ben içeri giremiyorum diye adam, evet, sevgili seyirciler adam o otomatik kapıyı söktü. Ben içeri giremiyorum evet, diye. Evet onu bir hesaplayamadık yani yaparken. Onu hesaplayamadık düşünün. Şimdi birçok esnaf şöyle diyor. Ya bir tane engelli geliyor ben onun için şuraya bir torba çimento şey. Adam otomatik kapıyı söktü. Şimdi aradaki fark artık ben o yorumu size bırakıyorum. Başka da bir şey demiyorum. Tekrar sana teşekkür ediyorum. Ama bizim ediyorum bir, ben de teşekkür ederim abi ama o bizim bir kusurumuzdu. Yaparken çok hesap edememek bizim kusurumuzdu. Ama onlar o kadar ufak tefek şeyler ki bizim yaşadığımız ve siz o kadar ince güzel insanlarsınız ki olayın yaptıklarınızın farkında değilsiniz. Mesela Sedat daha uykusu geldi gidecek o arkadaş acelesi var. Yani Sedat bizim mahallemizin gülen yüzü. Sedat mesela şu an herhalde bizim mahallede sevmeyeni bırakın. Nasıl anlatayım size? Bir işte, bir sosyal etkinlikte bulunmadığı nadirdir. Evet. Seçim çalışması Sedat orada. Aktif. Bayram, düğün Sedat orada. En güzel oynayan Sedat orada. Mahallemizin bir başkanı gibi. Ve camilerde de mevlütlerde de çok aktar. Beş vakit namazını kılmaya çalışan, namazında niyazında. Gidip de gazetesini okuyana, okuyabiliyor mu? Resimlerine bakması, çayını içmesi, ona yardımcı olması ve şu an herhalde uzun zamandır sizin yanınızda istikrarlı olarak çalışan hizmet yapması çıraklardan birisi öyle değil mi? Temizliği, düzeni. Hiçbir şey adam şey demiyor ki yapıyor ediyor izin alarak senden bir yerden tabii ki. İzin tabii ki. Bir de neyin de bir de Mete abi
Şimdi mesela Sedat sabah saatinde gelmese ya da akşam ben gideceğim dese yani Sedat'a belli bir şey koşamazsın saat. Tabii. Ama inan sabah geç geldi mi dükkana gelmek istemiyor. Yani utanıyor. Utanıyor ve ihmal ettiğini farkında. Evet. İşte akşam dediğim gibi yani biz giderken biz de gidiyor. Yani kendini gerçekten hani biz zaten şöyle biz Sedat'ı farklı görmüyoruz. Nasıl farklı görmüyoruz? Nasıl Sedat zaten bizim gibi. Mahallenin gibi. Yani bizden hiçbir farkı yok Sedat. İşine çok sadıkmış. Sadık arkadaş yani. Ve ben şu kadar... Düzeni diyorum. Var, temizi. Değil mi? Evet. Ve Sedat'a ben teşekkür ediyorum. Ben o kadar eleman da çalıştırdım evet, gördüm. Evet ben biliyorum. Mete abi Sedat kadar titizini ve işini layığıyla yapanı çok az çıkar. Doğrudur. Yani Sedat o konuda çok iyi. Yani Sedat çok sen neler söylemek yani. İstersin canım kardeşim benim. Ben bunu da diyeyim. Ağız Gülü abi. Buradan bir de işini yapıyorsun Ağız Gülü. Murat ben Murat Gülü'yü abinin... seviyorum abla. Seviyorum. Bakın'ı seviyorum. Vlad'ı seviyorum. Samut'ı seviyorum. Evet. Mahalleyi seviyor musun? Mahallendeki evleri? Mahalleden her şey, annem, babam. Onlara selam söyleyeyim değil mi? Selamını diyeyim. Evet. Selamları gönder. Mutlu olan selamlar. Mutlu seviyorum. Buradan Ağrı'da, Çağrı'yım. Ya sen herkesi seviyorsun. Sevmediğin bir kişi seviyorum. Var mı ya? Bana sevmediğin bir kişi söyle var mı? Ben annemi seviyorum. Murat'ı seviyorum. Murat'ı Akın seviyorum. Zaten Murat, Samet. Ferhat'ı da seviyorsun. Evet. Orada çalışmaktan da memnunsun değil mi? Bir şeyler yapıyorsun. İşini ben yapıyorum orada. Bakın ben iş yapıyorum. Şöyle yapıyorum. Badını yıkıyorum. Süpüyorum. Aslında memnun musun peki? İyiyim. Bunları sana zorla yaptıran yok değil mi? Yok, sen yok. Olamaz değil. Yok. Kendi isteğine güzel kendi bir şekilde. Mutlu olacağım diyor. Değil mi? Bir şekilde işini yapıyor. Belki daha önceden başlasaydı hani şu an üstüne bir kayıp değil. Ben inanıyorum tıraş falan da yapardı o. Mete abi şöyle bir şey diyeyim. Ya bizim insanlarımızda şey gibi olmasın yani bunu şey gibi algılamayalım da. Tabii insan artık nasıl bir şey yerleşmişse beynine. Şimdi jilet işi, ustura işi olduğu için insanda bir çekimserlik oluyor. Tamam. Anlatabiliyor muyum abi? Yani bu nasıl diyeyim? Tabii bu hepimizde olabilir. Şimdi bu bir masa olsa ya da bir kumaş olsa yanlış kesimde yenisiyle değiştirilebilir. Ya da bir ön yargı masayı, oluşabiliyor. Bir yani bir ön yargı oluşabiliyor. Tabii. Anlatabiliyor muyum? Şimdi kolay da değil. Yani jiletle, usturayla bugün adamın yüzüne temas ettiğinde geri dönülmez bir hata oluşabilir. Tabii ki. Şimdi bunu da abi kimse buradaki iyi niyeti aramaz. Doğru söylüyorsun. Şimdi bir işveren olarak bizim açımızdan da aramaz. Tabii ki. Ya da mağdur olan kişi de aramaz. Böyle verdim, olacak da neden verdin? Yani bunu bir kabahat olarak bunu bu Sedat kardeşimle işte usta yapalım derken kaş yapayım, kaş yapayım derken göz çıkarmamak yani, lazım. Kesinlikle. Bunun şeyinden, altından biz de kalkamayız. İşte ben bunu aslında söylemek istediğim şey bu Samsun'da uzun zamandır bir down kafe oluşturmak istediler. Çünkü çok özür diliyorum hep beraber. Down kafe oluşturmak istediler. Çeşitli belediyeler bu durumu ele attılar. Allah yarabbi kusura bakmayın. Estağfurullah. Down kafe oluşturmak istediler. Bir şeyler engeller oldu. Tabii kolay değil bu tip şeyleri, bu tip etkinlikleri, bu tip şeyleri hayata geçirmek. Ben de yani ne bileyim öyle atıp da down berber yapalım, gelelim, kırçalım. İlk başlarda bir talan olur belki, kan gövdeyi götürür ama ondan sonra rayına sokarız. Bundan eminim. Çünkü neden diyeceksiniz? Ben bir keresinde bir Ankara'da şu an ergen sağlığı diye tam olarak şeyini getiremeyeceğim ama Haydar Derman'dı galiba, profesör doktor. Kendisi bütün dünyayı gezmiş. İşte bu konularda bilgi sahibi insandı. Bir şekilde onunla program yapma şeyin oldu. Hollanda'da. Evet. Hollanda'da Down sendromlu yani Sedat gibi insanlar, şahıslar yani gibi demek istemiyorum. Ben bir farklılık göremiyorum yanlış anlaşılmasın. Onlar aslında böyle tekrarlı olan işleri birçok işlerde çok aranılan elemanlarmış. Şimdi Sedat sabahın 8'inde geldi. Bir şeyden şikayetçi mi? Değil. Akşam 5'te çıkarken peki son saatte çıkarken o güler yüzünden bir şey eksiltmeden başı önde gidiyor evine. Akşam ertesi sabah yine geliyor. Bir de Mete abi bunlarda ayrı bir sıcaklık var. Yani güler yüzü bu. Yani nasıl diyeyim sevimlilik ayrı bir güzellik var. Çünkü neden biliyor musun abi? Belki de bunu ben şöyle yorumluyorum. İçinin içinde bir hesaplaşma olmadığı için. Tabii. İyisi de kötüsü de dışarıda. Ön yargı diye bir şey yok. Yani yok. Yani kesinlikle insanlara yok, farklı gözle bakma gibi yok. Bir durum. Yani onların özelliği ve ya diyorum işte sizlerin örnek olması, siz örneksiniz. Ya bu çocuk şimdi burada güzel bir şekilde
3-5 kuruş belki karşılığını kazanıyor, bir şeyler yapıyor. Tabii ki. Yani hayatın içinde olmanın ne demek olduğunu görüyor. Bu da sizlerin sayesinde oluyor. Tabii yani. Sedat'ın maddiyatında evet. Böyle bir ihtiyacı yok. İhtiyacı yok. Bunu da bütün seyirciler bilsin. Çoğumuzu cebinden çıkartır evet, yani. Evet. Tabii illaki. Ama ve lakin Sedat'ta... Hiçbir ihtiyacı yok. Evet. Hiçbir ihtiyacı yok. Ama Sedat'ta mahallemizin olmazsa olmazı. Sedat kendini şeye vermiş. Gerektiği ihtiyaçlarında evet. Zaten biz karşılıyoruz zaten. Değil mi? Tabii. Yani kesinlikle. O da kendince artık bir şekilde bir şey yok yani. Yok o konuda değil de belki ama bir şey kendi kazanmak başkadır, onun farkına varması farkına varmıştır da. Evet. Onu da görüyordur yani. Gelelim şimdi Hakan sana. Sen finta gibi giyinirsin, güzel temiz, her zaman insanların önüne çıkıyorsun. Bir insana hayır dediğini duymadım. Çok şükür. Sana gelen herkesin acelesi var. Tamam mı? Yalnız koltuğa oturana kadar. Bana... Ben birisinin acelesi, ya kardeşim acelem var, işte sen soruyorsun saç mı sakal mı? Ya işte sakal alalım da saçları da bir toparlayalım. 3 saat. Bir de masaja başlıyor. Herif kulak memesi kıvamına geliyor. Geldi herifi kaldır orada. Ondan sonra yani bu şekilde ilgi gösteriyorsun. Ondan sonra adamın kalkıp gitmesini bekliyorsun. Gider mi? Ben olsam gitmem. Gitmiyorum da zaten. Ben sandalyemle birlikte beni atıyorsunuz dışarıya. Yani artık berberlikte böyle bir şey de başladı şimdi. Adam geliyor geçen bir kaç defa gördüm. Cıbıl adam oturmuş oraya. Oo. Yani o masaj koltuğu gibi koltukta arkasından evet. Masaj yapıyor. Ya adamı siz yani abi senin hani acelen vardı. Ya baş ver aceleye ya. Sen bir çay söyle oradan tamam mı? Koltuğa yani koltuğa sizin, o gelene kadar. Sizin müşteri profiliniz de çok zor. Evet. Evet. Yani birisine hayır da diyemez. Bir de garip garip saç modelleri var kardeşim. Adam anlatırken ben kafam karışıyor ya. Ha kuantum fiziği, ha kara delik, ha adamın saç şekli yani saat adam... Ben bir keresinde bayram mıydı neydi vallahi bakın ben kendi izlerimden anlatıyorum siz bunları söylemezseniz. 11'de geldi saçına bir şeyler yaptı, renklendirdi, fön çekti. 12 gibiydi falan filan herhalde çıkmış gitmiştir. Ben dayanamadım çıktım gittim. Nereye gidiyorsan bu saatte? Reyna'ya mı gidiyorsun, Layla'ya mı gidiyorsun? Şimdi sabaha kadar gerçekten yani bu şaka, o saç nasıl duracak? Abi gençlere bazen sorduğumda ne diyorlar biliyor musun? Çorap geçiriyor kafaya. Çorap şu geçir. Boyun kısmına aha. Minder koyup da yatan insanlar var. Yani gençler var insanlar. Bir gençler şekli oluyor yani. Yani. Çek yatın başında koyuyor. Kafayı. Yatıyor o şekilde gidiyor. Uykusunda döndü. Yani şık olmanın da bazı bedelleri var. Yani. Yani. Ne oldu? Sabahleyin kızla buluşacak. O 5 dakikalık görüntüyü verecek, imajı verecek, ondan sonra gidecek Allah yarabbim. Ama Mete abi ilk görüntü çok önemli. Değil mi? İlk görüntü önemli değil mi? Yani, İnsan bir insanı ilk gördüğü gibi. Daima öyle hatırlar. Yani ne bileyim. Doğalında olsan olacak yani. Seni bu seviyorsa zaten. Ama herkesin acelesi olur be kardeşim size gelenlere. Abi acelem var, acelem var. Ne yapacaksın? İşte dükkana gireceğim. Acelem var, namaza yetişeceğim. Acelem var, tamam hadi eyvallah. Ya kardeşim bir 10 dakika önce gel de madem bu gereklilik, madem bunu olacak. Acelesi varsa 12 dakikada çıkıyor zaten. Elim, benim elime düştüyse 12 dakikada çıkıyor ya, zaten. Acelesi varsa. Sen 3 dakika çay parası veriyorum ona. Tamamdır ya. Adam ne olduğunu anlamıyor ki. Aslında en büyük ihtiyaçlardan da biri ya. Yani tabii. En acele edilmemesi gereken insanın kendi kişisel bakımı. Ya tabii ki canım. İnsan kendine vakit ayırıyor. Bak, şimdi seni de kısıtlıyor. Sen sanatını icra edemiyorsun. Ya adamı aldın mesela asker tıraşı yapıp gönderiyorsun yani. Yani bırak adam sana istediğin şekilde bir şey yapsın. Yani. Acelem nedir ya? Bir gün önce git kardeşim şimdiki, o zaman. Şimdiki yani. Nesil ne oldu abi? Çoğu yani biz ve bizden sonrakinde evet. Neye döndü? Abi insanlar onu bir vakit kaybı gibi gördüğü için evet. Artık berberlerin psikolojisi de şu. Yani acelem var. İşte şunu da ekstradan yapsam aslında güzel olacak adama diye yaparım düşünüyorsun ya. Ama yapmak içinden gelmiyor, istemiyor. Neden? Adam acelem var diyor. Yani anlatabiliyor muyum? Normal bir şeye bile acelem var derken sen ekstra bir şey adama sunmana daha gerek kalmıyor ki psikolojik ben sunmak istemiyorum zaten. Evet çünkü senin de elin bir şekilde hızlanmak yani zorunda. Eskiden berberlerin yaptığı masajları veriyorsun. Masörler yapamıyordu. Ya berber dediğin eskiden de olsa ben tarihine bakıyorum tam Mezopotamya'dan çıkmış gelmiş. Yani berber dediğin oturup sohbet edilen belki kısmen de olsa çok da fazla uzatmadan. Tabii ki. Sizde mesela acelem var diye. Tıraş olup da oturup 3 saat bilmem kaç demli çay içenleri biliyorum ben ya. Evet. Çay içmeye acelem var diyor yani. Ya işte bu aslında ne biliyorsun? İşte İnsan sizin mesleğin incelikleri bu. Evet. Şimdi sen o adama benim baktığım gözle bakmazsın. O müşteridir. İstediği kadar oturur dersin. Sizin evet, zaten... Şeyleri çay içiyorlar da demeyelim. Sonra ağlamaklar. Yok yani. Hayır canım onu da sizin nasıl... Şimdi berberlik olarak yani genelleme evet. Yaptığımızda aynen öyle abi. Ama... Evet.
Bizim bir şansımız ne biliyor musun Mete abi? Biz bir gerçekten müşterilerle bir aile gibiyiz. Ama artık sizin yabancı müşterimiz çok yok. Oturmuşluğunuz da istikrarı sağlamış. Yani bizim en bugün yeni müşteri diyebileceğimiz bir insan 3 yıllık, 4 yıllık doğrudur müşterimiz. En yeni dediğimiz. Evet. Artık adamlar, müşterilerin, insanların düğünlerine katılıyoruz. Onlar bizim düğünlerimize katılıyor. Cenazelerine ve cenazelerimize katılıyoruz. Anlatabiliyor muyum abi? Tabii. Yani sadece müşteri şeyiyle kısıtlı değil. Hepsi zaten bir abi kardeş gibi, hepsini seviyoruz. Bir de onlar sadece bize... yani mesela adamın oğlu size tıraşa gelmiyordur belki ya da babası geliyordur falan ama yani siz onun da bir sıkıntısı olduğu zaman yani bana tıraşa gelmiyor diye başkasına gidiyor diye şey de yapmıyorsunuz yani. Mutlaka böyle bayramınız da yok yani. Sıkıntısını gideriyoruz. Tahtayı koyup tıraş ettiğimiz ettiğim çocuk şu anda askerde ve askerliğini yapmışlar var. Onu da bir yana bırakıyorum. Evet. Yani o çocukken babasını tıraş ettiğim çocuk şimdi asıl müşteri. Değil mi? Anlatabiliyor muyum abi? Tabii. Yani bu bir zamanın verdiği bir oluşumdan dolayı yani bir aile gibi olmak. Kesinlikle, kesinlikle. Şimdi bir de tabii sadece bu erkeklerin sorunu değil, bayanların da sorunu var. Engelli olup da oraya gidemeyen. Evet. Onlar için de bayan kuaförlerinin de böyle bir şeylerde böyle bu tip şeylerde örnek olmaları gerekir. Gerek ama ben birçoğuna bakıyorum mesela, gerçekten bunu yaşayan bilir. Yani insanlar şimdi bunu dese ki, hani ya kardeşim tıraş olma falan filan, o zaman sen de olma. Yani bir, yani şu dünyada ben her zaman söylerim, yani insanlık faydasında, iyiye, doğruya, güzele karşı her ne kadar normal insanlar bir şey istiyorsa, bu aynı zamanda engellilerin de hakkıdır. Ama tabii ki haddini bilerek, şansını fazla zorlamadan, üslubuyla seviyeli bir şekilde. Öyle gidip de ya kardeşim beni işte almadığınızda cıngar çıkartmanın da manası yok. Bazı şartlar uygun değil. Yavaş yavaş olacak. Sedat, senin saçlarını kim kesiyor? Hakan. Hakan mı? Güzel kesiyor mu? Senin gibi güzel oluyor mu? Oluyor Hakan. Memnun musun yoksa değiştirelim mi? Yok ben zaten kalsın iyiyim diyorsun yani. Bir de Hakan'a valla yapıyor vallahi. Hakan güzel tıraş ediyor ama. Hakan'a şakadan ben arıyorum. Valla. Daha Hakan'a ben seviyorum. Bunlar da ben seviyorum. Bunlar da... Evet. Biz de seni seviyoruz Sedat. Teşekkür ederim. Seni herkes seviyor Sedat be. Vallahi. Seni sevmeyen yok mahallede. Mahallede ben seviyorum. Evet. Ben tıbbaya gittim, kutulara gittim. Okula da gittin. Okula gittim. Evet. Spora gittin. Spora da gittin. Camını iniyorum, bunu okuyorum, bunu yapıyorum. Kur'an okuyorum. Kur'an okuyorsun. Camını, namaz kılıyorsun, camiye gidiyorsun. Yani hocayla da aran çok iyi. Başkanların yanına gidiyor, oturuyor, sohbet ediyor. Tabii bazı başkan, bölümleri konuşuyor. Başkanın her gün iniyim orada. Tabii. İyi. Mağazada da her gün iyi. Seninle aranı yok. Başkan, oturunca her gün iyi. Valla ben senden bir muhtarlık atılımı bekliyorum yani. Tamam. Ama kravatı falan vallahi muhtara da benziyor. Gerçekten yani şu anki oturuşu, duruşu, konuşması. Yani zaten diyorum ki... Muhtarlığı işte, anımsatıyor yavaş yavaş. Valla. Belli değil. Evet. Ben muhtarla daran diyeceğim. Muhtarla daran... Ya senin alan kötü olduğu birisi olabilir mi? Birisi seninle gelsin araya kötü bozsun var mıydı? Bir ara çaycıyla bir problemim vardı orada, bizim sevgili bir çaycımız vardı değil mi? Yola iyi oldu. Hani önceden bir çay ocağı var ya sizin eski dükkanın karşısında. Tamam, şimdi Mustafa abiydi. Mustafa abi, şentirik. Ona da selamlarımızı gönderiyoruz. Değil mi? Yani onunla güzel anlaşıyordunuz sevdiği, sen. Sevdiğinden. Esnaf arkadaşlarımıza da selam iletelim. Tabii tabii, oradaki herkese işte, yani. Börekçi Hacı Salihoğlu, Kemal abimize, kuru temizleme Emrah. Evet, abimize. Onun da oraya açtığı dükkan. Tüm Samsun'a, Derebaşçı halkımıza. Kuru temizle, onun da önünde. Ben onun eczane olmasını bekliyordum, kuru temizleme çıktı. Zaten niyet eczaneydi. Adam yani gerçekten öyle bir dükkan vardı ki orada, herkesin gözündeydi orası değil abi, mi? Ama eczaneydi zaten niyet abi. Değil mi? Niyet Sadık öyle... Hoca'nın yeri değişince eczane atıl kaldı. Ondan sonra orayı aldı, kuru evet temizlemeci olarak açtı. Yani gerçekten enteresan. Peki dönüp dolaşıp geliyoruz şimdi sizin ekstra özelliklerinize. Şimdi bunlar, zaten siz bunları normal olarak görüyorsunuz. Yok gitmişim hastaneye işte şey yapmışım. Onlar doğal olan şeyler. Peki bu senin hayvan tutkun ne olacak?
Bu Ünal'ı nasıl kurtaracağız? Abi onu hiç... Bu Nihat'ı nasıl abi kurtaracağız? Köksal Baba vardı, rahmetli oldu. Değil mi? Ha bir de horozumuz yani gitti bir, değil mi? Horozlu. Yani bir horozumuz vardı. Onu ben gerçekten bilmiyordum. Murat geçen gösterdi. Evet. Altın resimde paylaşım yapılmış. Paylaşımlar yapılmış. Paylaşımlar da çok Berat ağır. Berat güzel bir yorum yapmış. Tüm demiş... Ağır yorumlar var. Kanatlı Hayvanlar Camiası'nın başı sağ olsun demiş. Arkadaşın horozu gitti. Evet. Yani gerçekten sen nasıl bakıyorsun peki Murat'ın bu hayvan tutkusuna? Bir anlam mı veremiyorsun? Ben şimdi ona anlam veremiyorum tabii ki illaki metabolizm. Evet. Yani... Ya ben ilk sizinle tanıştığımda Ares vardı. Evet. Ares Ünal vardı. Da Ares kadardı. Ares sevgili vardı. Seyirciler Murat'ın... Ben geldiğimde ilk senelerde Murat'ta güvercin vardı o zamanlarda. Güvercinler ben hep eski... var diye biliyorum. Sen yalnız... o yıllarda gelmiştin gerçi. Evet. Yalnız kuş ben vardı. Evet evet kuşlar falan vardı da. Kuşlar ben var. Ünal var. O zaman kaç yaşındaydı yani ya? Murat bazı okula falan başlamamıştı. Yok abi 3 yaşlarında. Ya Ares falan da. Cinsi neydi? Şoför Alman kurdu. Evet. Ona fırça atarken gördün mü şeyi Ünal'ı? Oturmadın bak eğitim, senin yüzünden böyle oldu dedi parmak sallayarak şöyle bu kadarcık bir çocuk ya. Kış ayında çocuk. Murat ona bir hafta falan eğitim verdim mi? Evet. Mesela adam Ünal'la, tuttuydu ona. Ünal'la ben bir anısını anlatayım onu sana. Evet. Abi. Dedin ki çok güzel de bir yere değindik. Evet. Cevabını kendin verdin aslında. Hayvan tutkun ne olacak dediğinde. Evet. Şimdi onun bir anısını anlatayım. Ama onun şansı yok. Onun şansı yok. O hayvan abi, hayvan sevgimin nereden geldiğine değindin evet. Aslında farkında olmadan. Evet. O Alman kurdu bende varken, Ünal eline almış bir çubuk. Çocuk evet. 3 yaşında, 4 yaşında. Çocuk bir şeydi ya. Çubukla ona vuruyor. Evet. Yani oyun oynuyor aslında. Evet. Hayvan, inanır mısın abi? Elini, yüzünü kollarının arasına almış, ona dönüp ısırmak yerine, Ünal'ın 3 katı boyutta bir ona itaat ediyor. Ona itaat ediyor ve onun çocuk olduğunu biliyor, tabii. Ona zarar vermiyor. Vermez. Bazı insanlar var abi, kafamdaki şapkayı çekti diye çocuğu yere atanları görüyorsun. Tabii canım, tabii. Yani çubukla hayvana vuruyorsun, o hayvan hayvanken onun çocuk olduğunu biliyor. Ona bir şey yapmıyor. Hayvanlarda, şimdi ben bunu anlatmam için. Belki gerçekten çok komik gelir. Yok abi. Mete abi. Ben tanımlamıştım artık ben şaşırmıyorum sizi. Yani hayvanlarda ne var biliyor musun? Evet. Onlarla iletişime geç. Hissiyatları var. Gerçekten de abi onların evet. Sana verdiği mutluluğu, huzuru ve güvenilirliği bazen insanlar evet. Seni kırdığında onlarda buluyor. Doğru söylüyorsun. Yani itaatkar ve yani değil mi? Hayvanlar benim için ben şeye benim... çok düşkünüm. İlk önce evet. Herkes tabii öyledir. Ben en önce evime ve çocuklarıma çok düşkünüm. Evet. Ondan sonra da aileme, yani ondan sonra da hayvanlarıma gerçekten evet. Düşkünüm. Çünkü Mete abi ben bir zararlarını görmedim. Bir kimseye bir zarar verdiklerini de görmedim. Bir de düzgün hayvanlar besliyorsun. Yani tavuklu, güvercin. Yani benim çok tuhaf hayvanlar da evet. Besliyorum. Biraz azalttım Murat. Değil mi? Hayvan tarzını ama. Şu anda fazla şey yapmıyorum. Ama farklı hayvanlara bakıyorum. Evet. Yani farklı hayvanlar. Sedat'ı bulaştırmadık ona. Evet. Sedat'ın hayvan sevgisi de yüksek ama. En son bir köpeği vardı Murat'ın. Belki Murat'ın. En son bir köpeği vardı. Bir gece geldik beraber Murat'la. Ufak evet. Pamuk'tan beraber. Pamuğu aldı poşet gibi. Aha. Boynundan kaptı onu. Atasam doğru kavşağa kadar gidiyor. Ama beğendi. Beyaz avlayla poşet gibi sallıyor onu. Valla normal bir şey. Zor alıp Murat zincirle vura. Ya vura. Ben hayvanlara kıyamıyorum. Yani bilmiyorum. Yani kıyamaması gerekir. Yani bazı şeyleri bu kontrollü. Yani Sedat'ta şey gördüğüm masumluğu görüyorum. Ben severim. Evet. Şey yaparım ama hani bakma şeyi bir şeyim yok yani. Tamam, o tarzım yok. Yani hayvanı ben kötü demiyorum. Hayvanları evet. Şey demiyorum ama düşkün senin üstüne şey aldı. Olarak değilim. Senin keyif aldığın şeyler daha başka. Yani farklı, zaten. Evet. Sizin dükkanın en güzelliği yani o köpeğe acıdığım farklılıkları olan insanların hepsinin bir araya gelmesi evet. Mesela. Yani Samet de şahsına münhasır enteresan bir arkadaş. Yani adamın orada ben şu kadar zaman içerisinde denemediği meslek görmedim. Değişikliği seviyor. Var mı değil mi yani oradan oraya atlıyor geliyor sonra bakıyor Samet gelmiş. Samet'te de nasıl bir şey var biliyor musun abi? Herkese faydası var. Evet. Kendinden ayrı herkese faydası gerçekten var. Gerçekten öyle abi bak insanlar için feda ettiği şeyleri kendi için yapsaydı evet. Çok daha şey olurdu. Yani çok işte onun için çok değişiklik olurdu zaten. Gerçekten onun için zaten bu yaştan sonra da benim de hep ona söylediğim olması gereken şeyler. Gene geçelim biz berberliğe. Berber sizce göre yani en zorlandığınız kısım ne yani? En ince noktası ne yani? Mesela aklınıza gelen mesela gerçekten yani böyle hani müşterilerin tavırları mı ya da istekleri mi yani böyle antin guntin işte saçımın
sağını kes, 3'te 2'sini sarı yap, 4'te 3'ünü karpuz rengi, işte bilmem neresi, böyle bu tip istekler mi? Yoksa ya onların tavırları mı? O konular oluyor ama ister istemez müşterinin istediğini. Peki siz kendinizi müşteri yerine koyarsanız, diyelim saçına fön çektireceksin, cebinde para yok. Gider fön çektirir mi? Çektirmem. Sen Murat? Çektirir mi? Sedat sen? Cebinde para yok, gidip berberden tıraş olmak ister misin? Seni tıraş ederler. Sen paranı verirsin ya, zaten. Bak, bana benim şimdi bu yüzden söylüyorum. Para gibi bir sorun. Paranı verirsin. Benim yok. Soru yabancı. Bak ben evet. Oluyor. Gözde Murat'ın orada ben Murat'ın oluyorum. Zaten oluyorum. Parayı... Ben Murat'ın orada zaten oluyorum diye. Evet, evet. Ben veriyorum. Sen verirsin. Sen ayrı bir, sen zaten diyorum ya özelsin. Yani sen hiçbir şey eksik yapacak kadar, o şeyi düşünecek kadar, onların hesabını yapacak kadar. Ama sizde ben bir şey gördüm. Kardeşim adam sanki çok gerekliymiş gibi. Bunu bak ben yine ben söylüyorum. Siz demiyorsunuz. Bunlar benim kendi izlenimlerim. Siz demezsiniz zaten. Dışarıdan daha sizin o mütevaziliğiniz de başka bir şey. Ama adam 3 liraya gelip oraya yazdırması bana çok garip geliyor ya. Yani 3 lirayı 5 lirayı tam olmayabilir. Ona da nasıl bakıyorum biliyor musun? 1 olmayabilir, 2 olmayabilir, 3 olmayabilir. Ona da nasıl bakıyorum biliyor musun abi? Evet. Şimdi o da bana tuhaf gelmiyor. Neden alıştınız gelmiyor? Babacığım size de. Yok yok hayır. Alışmaktan öte neden gelmiyor biliyor musun abi? Evet. Hani demin dedim ya biz bir aileyiz. Evet. Yani aile içi aile olan içerisinde. Şeyler bunlar. Evet. Sonuçta bir, o kişiyi de tanıyorsunuz. Bir babanın oğludan, bir kardeşin, abiden, bir arkadaşın, arkadaştan olması gibi. Çünkü yabancı bir adam yok ki. Ama bizim bunlar zamanımızda bana şeyler. Ters geliyor. Yani çünkü neden diyeceksin? Çünkü bizim zamanımızda böyle şeyler olmaz ya. Paran yoksa git saçına iki tutam limonu bastır. Tamam mı? Bu şöyle uzunsa eğer bir gün önceden eğer sana öğretmen demişse saçlarını kesip geleceksin. Paran da yoksa. Ki şükürler olsun vardı ama olmadıysa da limonla bastırır. Evet. Kısa saçlı ampul gibi yana yana parlak bir kafayla ortalıkta geze geze giderdik. Yani tamam, sen biraz berberlerin gatlarına denk gelmişsin. Yani geldim gelmedim değil ama biraz da ince düşünmek lazım. Ya bu sizin işiniz gücünüz var yani. Evet. O şimdi sana 3 lira hiçbir şeye gelmiyordur ama kardeşim sen o 3 liraları toplaya toplaya akşama 3 bin lira yapıyorsun. Tabii muhakkak bizim geçim kaynağımız yani olsun. Yani o oradan işte. Geliyor tabii yani. Tabii muhakkak. Biz de öyle yani. Herkes evet, sanmasın evet, yani evet. Çok. Sen şimdi o kadar adama masaj yaptın, aldın en fazla para ne ya? 20 tabii lira ki, falandır en fazla. Evet, mutlaka. Yani onun dışında ne 100 bin lira mı verecek adam sana? Abi çok güzel. Mutlaka. Taylandlı kızlar sanki. Gerektiği yerde adam yapmış gibi. Gerektiği yerde vermez. Yani verirse verir. Yani talebiniz de yok zaten. Ya yok sizin olmaz zaten ama orada bir emek söz konusu ya. Sen ayakta duruyorsun kaç saattir? Tabii. Ellerin o hizmet, çalışıyor, yoğunuyorsun. Yemek yedin mi? Öğlen vakti adam sana gelmiş. Kendi mesela yemeğini yemek için hemen hızlı hızlı gitmek için. Senin yemeğinden alıkoyuyor, senin yemek vaktini alıyor. Muhakkak. Sen orada kalkıp da adama diyebiliyor musun ki ya bir yemek yiyeyim? Yok, ayrı tıraş ediyorsun. Ondan sonra fırsatın kalırsa abi gene de gidiyorsun. Genel anlamda bir şeye dikkat ettin mi bilmiyorum. Yani ya bulunduğumuz ortamdan, kişilerden kaynaklı. Gene sağ olsunlar müşterilerimiz. Tabii ki. Bak şikayet edecek bir şey bulamıyorum farkındaysan. Yok canım. Siz yani nasıl ben bulamıyorum? Bana çok doğal olan şeyler geliyor. Yani olması gereken şeyler geliyor. Evet. Siz işte böyle baktığınız için buradasınız. Fakat ama ve lakin bizim de 45 dakikalık bir programımız var. Diyorum ya sizin de aslında daha konuşulacak çok şey var. Dediğim gibi siz benim başucu insanlarımsınız. Teşekkür ederiz. Sadece siz berber de olarak değil, esnaf olarak değil, sizin insanlığınız ön plana çıkıyor ki zaten burada aranızda Sedat'ın olması ve bana yapılanlar ve siz her seferinde çıtayı, bu farkındalık çabasını daha çok yükseltiyorsunuz. Bunlar size normal geliyor ama ben dilerim şu an bizi izleyen esnaf, sanatkar, ne bileyim işte dükkanı olan, alışveriş dükkanı olan. Herkese selamlar olsun ve sizi örnek almaları, kapının önüne belki bir şey yapmaları. Biz hani dilenci değiliz ki, engelliler de içeri gidip parasıyla bir hizmet alacaklar. Hatta yani, siz daha fazla gidiyorsunuz. Yani öyle olması, onu da düşünüyorsun yani. Ve bizim bir de bir hayır duamızı alabilmek istiyorsa bunu yapmalarını çok çok isterim yani. Duyarlı olmaları gerekir abi. Değil mi? Yani bence bu bir zorunluluk insanlık, bile olması bu lazım. Bu insanlık. Siz bence bunu bir evet. Zorunluluk bile olması evet, lazım. Evet kesinlikle. Ki İnşallah. İnsan zaten kendisi bunu zorunlu hissetmesi evet. Lazım. Son olarak söylemek istediğiniz bir şeyler varsa hemen alabilir miyim? Biz çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim ya. Zaten sizi takip ediyoruz. Ama size şeyi sormadım aslında programa girerken saç mı sakal mı diye soracaktım da. Siz hani ilk sorunuz oluyor saç mı sakal mı diye. Siz bu sefer gelmişken onu sorayım dedim de. O da öyle lezzetli arada kaynada gitti. Yine yakın zamanda orada demek ki şeye soracağız. Onu geldiğinde biz sana sorarız. Geldiğinizde yine bana sorarsınız. O soru bize az. O soru size az. Saç mı sakal mı? İşte sen Sedat ne söylemek istersin dostum? Ben bunu kararlı diyeyim.
Herkese selam söylüyorsun. Ben selamla annemle... Selam gönder Tonyalılara. Evet. Tonyalılara da selamını diyeyim orada. Samsunlulara. Samsun'a, mahallelere, başkan, muhtaran, caminin herkese selamını diyeyim. Sağ olasın. Onlar da seni şu an televizyonda görmekten eminim. Mutlu olmuşlardır. Evet Hakan. Çok şükür. Abi sizler için çok teşekkür ediyorum. Ne demek yayınınız Hakan için. Ya. Güzel seni ilerleyen zamanlarda dublaj şeyi görmek için ses kayıtlarını alıp zaten ben paylaşacağım YouTube'da. Paylaşacağım. Vallahi gerçekten bunu da yapacağız yani. İnşallah. Ha, söyle. Tabii ki. Kıldı bir Bilal'e başkan seviyorum. Evet. Çok seviyorum. Evet. İtir başkan Andoğa. Tamam. Kıldı bir Bilal'e başkan her gün seviyorum. Ya sen de selamına gelen diyorum. Sen sevmek için çok seviyorum diye. Ben annem, babam, çok baba, seviyorum. Allah rahmet eylesin. Kardeşim. Baba sağ ol. Abam, abam, Barış. Evet. Selamlar diyeyim. Yeğeni var bir tane de ona da selam ver. Yeğenim Efe. Yeğenimi seviyorum. Çok seviyorum. Evet. Onlar da emin ol seni çok seviyorlar. Biz de seni çok seviyoruz. Amcalar. İyi ki varsın Sedat. Amcalar seviyorum. Amcaların. Evet. Amcalar tüm amcaları her gün seviyorum. Ahmet seni seviyorum. Donel'i, Bahar'ı, Sağolsun'un her gün seviyorum. Mustafa her gün iyi. Ahmet amcanı seviyor. Ya abi bunun sevmediklerini sayalım herkes diyeceğim. Hiç kimse yok onun için. Sedat burada Sedat olduğun için kim? Sana çok teşekkür ediyorum buraya geldiğin için. Sen çok sağ olasın, var olasın. Sevgili seyirciler, öncelikle Murat Tekin de bugün aramızda olacaktı ama ufak bir hastalığı vardı. İşaretli tercümanı. Ona da selamlarımı gönderiyorum. Siz sevgili seyirciler, bizi izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Sizlere katıldığınız için tekrar teşekkür ediyorum ve her şeyin gönlünüzce olmasını istiyorum. Samet'e ve şu an dükkanda bizi izleyen sevgili evet herkese, onlara da çok selamlarımızı gönderiyoruz. Ne diyeyim artık, bir şey kalmadı ama çok şey vardı. Esnaf örnek olmanız açısından. Ferhat'a zaten kucak dolusu sevgilerimi gönderiyorum. Sevgili seyirciler, sizde de izlediğiniz için çok sağ olun, var olun. Haftaya görüşmek üzere, hoşça kalın diyorum. Ama unutmayalım, gönül ne berber ister ne berberhane, gönül bir dost ister berber bahane. Haftaya görüşmek üzere, sevgiyle ve saygıyla esenlikler diliyorum size.